iletişimden, gören baklamalarından selamlar ileten yarınlarımızın teminat gençlerimize selam olsun. Genel başkanıma sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Geçimden selamlar ileten değerli hemşehrilerimizi, genel başkanımız Sayın Ali Babacan yetkişine, Atasoy Gümüş'e, Yusuf Gümüş'e, genel başkanımız Sayın Ali Babacan ve değerli eşi Sayın Zeynep Babacan'ın katılımıyla. Genel başkanımız Sayın Ali Babacan, Köşer Taksi Durağı'na hayırlı işler, bol kazançlar diler. Bu hasbette kucak konusu sevgiyle selamlıyor. Bütün vatandaşlarımız davetli. Başkanım. Ha, bu spor sandalyesi. Ben ne yapayım? Benim işim yok. Benim çocuğum var. Ne yapacağım? Yani 20 senedir biz AK Parti'ye oy veriyoruz. Yani şimdi biz ne yapalım? Bize bir yol çizelim. Seçime kadar zor bu işlerin düzenlisi seçime kadar. Ne yapacak? Çünkü bunlar artık ekonomi yönetemiyor, bilmiyor, yapamaz. Ya ne yapacak? Ne olacak? Yapamaz. Bizim halimiz ne olacak? İşte seçimde yapacağınız değil bir kardeş başına gelecek, düzeltecek memlekette İslam olacak. Başka çare yok yani. Yani bunlar yapamazlar artık. Aç yani. Haklısın. Yani, vallahi ekmek götürelim biz ya. Ya ne yapacak? Doğuda bir fabrika yok, bir iş yeri yok, hiçbir şey yok. Milyonlarca vatandaşım şu anda bu durumda. Maalesef. Onun için ekonomiyi batırdılar ya. Çok kötü batırdılar. Evet, inşallah kadro olarak geliyoruz. Toparlayacağız. Başkan, başkan siz gelseniz de bunu herhalde 10 yıl toparlama bir şansı olmaz herhalde. Ülkenin bir durumu görünüyor yani şu anda. Yani. Biz iki tane kırışıyoruz ya. Olur mu ya? Şu anki yani düşündüğümüz gibi. Kimleri kırırsın bir çözdük. Ama ekonomisi kadrodayken tamam işte yine ki. Aynı kadroyuz yani. Hiç merak etme. Yani, kriz çözen kadro bizimle. Doğru. Ama aslında işi yapan kadro var ya. Çıkıp konuşabilirsek. İşi yapanlar bizimle ya. Bir şey. Ne zaman bir Kürt düşmanlığı yaratıldığı zaman ekonomi çöküyor yani. Bununla alakalı sizin bir şeyiniz var mı? Şimdi beraber düzelteceğiz. Biz zaten yani hani seçimden olmayan herkesi bir terörist ilan edebilmek. Mesela HDP gibi bir parti, hele de bura hani Van gibi bir yerde kitlesi çoğunluğu olan bir yerde. Yani sen de kadro olduğun zamanlar. Biz çözüm için çalışıyoruz. Çözüm. Yani burada bir programınız var mı? Ya da sadece o için mi geliyorsunuz buraya? Yani bu da çok önemli bir şey başkan yani. Memleket bakısı. Erdoğan da geldiği zaman ilk başta her şey çözüyordu. Çözüyordu. Ama 100 yıldır çözülmeyen olaylar var. Ya bir dakika ama iyi işler de yapıldı ya. Ama ülke gitti. Ülke elden gitti yani. Sonradan bozuldu. Ama şimdi ülke şu anda ekonomi, siyasal bakımdan, ekonomi bakımdan. Yani şu anda Orta Doğu'yu bırak, Orta Doğu'nun da altındayız yani şu anda. Avrupa'yı, biz Avrupa'yı düşünüyorduk ya başkan yani şu anda. Avrupa iş başında olduğu sürece daha da dibe ineriz. Ya biz devam başlayalım. Bilmiyorum. Yani ben şu anda insanlar oy verirse buna, ben daha çok oy vermesini istiyorum ki ülke çünkü herkes daha geçinemiyor yani. Öyle bir durumdayız ki emin olun yani zor durumdayız yani. Yani sadece Van değil, ekonomi, genel olarak öyle yani. Sadece ekonomi temelinde değil. Ne var biliyor musun? Ekonomi temelinde. Adalet var. Ama başkanım, adalet olmayınca ekonomi düzelmez. Ama siyasilerin yani. %90'ı Doğu'ya, Güneydoğu'ya geldiklerinde konuştuğu değil, o için ve seçim öncesi, sonrası çok farklı yani. Yani bu işte biz o %90'dan değiliz. O geri kalan %10'dan. İnşallah başkanım. Yani bunu temenni ediyoruz sizlerden yani. Bunu temenni ediyoruz. Burası zanalım. Burası mı? İleride mi? Kolay gelsin. Nasılsınız, iyisiniz? Zaten olsun arkadaşlar. Ailelerinize, dostlarınıza çok selamlar olur mu? Sağ olun, getirdiniz. Cemaatinizle beraber. Sağ olun. Hoş geldiniz, sağ olun. Getirdiniz. Ailenize, dostlarınıza selam olsun. Sen diyoruz, siz başkanım. Buradaydık sen. Geldik işte. Ben seviniyorum çünkü. Sağ olasın. İnşallah. Seçimde bize destek verin, dua edin, gerisi bu. Merhaba, nasılsınız?